Hani gözler insanın kalbinin aynasıdır derler ya. O masmavi gözlerle sanki içinden bir ışık yanarmış gibi pırıl pırıl sevgiyle, iyilikle bakan o güzel bir gözler. Girdiği ortama hemen bir enerji getirir, canlılık getirir, neşelendirir. Fatma'yla 1964 yılında tanıştık. 58 yıl geçti. Olağanüstü bir kadındı. Dürüsttü, mertti. Menfaat peşinde hiç koşmadı. Leonid Nikolayevich Tolstoy'un çok önemli bir özdeyişi var. Bunu sizle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, insanın gerçek gücü sıçrayışlarda değil, sarsılmaz duruştadır. Böyle bir kadındı, böyle bir sanatçıydı. Bunu söylemek için rica ettim hanımefendiden. Ben de konuşmak istiyorum diye. Çok dürüst karakterli, son derece mükemmel bir insandı. Son derece. Bu inanın, yani en yakınlarından biriyim. Dostluğumuz bugüne kadar devam etti. Büyük bir kayıptır. Türk sanat alemi için çok büyük bir kayıptır. Teşrif ettiğiniz için, geldiğiniz için sizlere minnettarız. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Ulusun, teşekkür ederiz. Zeynep Hanım'a bir müsaade edersek. Anaydı. Biri Ferhan Şensoy'du. Biri Fatma Girik'ti. Üçüncüsü aramızda Nur Sürer. Sizi sahneye alabilir miyim? Esasında Ağustos Umur burada konuşmaya başladığı zaman Fatma'nın son röportajlarından birinde söyledik, yani burada bir kargaşa vardı. Kimse pek sallamadı diyeyim. Bütün konuşmaları dinledim. Çocuklarını. Gerçekten Fato, bizim Fato'muz, bunların da çok üstünde bir kadındı. Duruşu simgeliyordu. Kendisini rahmetle, minnetle yad ediyorum. Aynı tarihte ölen o çok kıymetli insanları da rahmetle, minnetle yad ediyorum. Devirleri daim olsun. Fatma Girik'in sinemaya verdiği, Türk sinemasına verdiği emeği yine kıymetli dostları çok güzel şekilde ifade ettiler. Çok önemli yer tutan yapıtlarda yer aldı Fatma Girik. Tabiri caizse Türk sinemasını Fatma Girik'siz anlatamayız, tarif edemeyiz. Thank you.
tabii.